Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve işte yeni haftayı karşılarken finans analisti İslam Memiş karşımızda paranın şifresiyle başlıyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar dilerim. İyi haftalar olsun. Merak ettiklerimizin başında bu hafta Merkez Bankası kararını açıklayacak, faiz kararı. Kasım ayı kararını açıklayacak ve yavaş yavaş artık işte emeklinin ya da asgari ücretlinin maaşları da belirginleşmeye başlayacak. Bununla birlikte borsada, altında, dolarda, euroda, kripto parada hareketlenmeler neler, onları da hemen senden almak isteriz. Bu hafta yurt dışında sakin bir seyirde haftayı tamamlarız. Yurt içinde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü saat 14'te açıklayacağı Kasım ayı faiz kararı olacak. Piyasaların genel kanısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 250 bas puan faiz artırımı yapacağı yönünde. Aralık ayında da aynı şekilde 250 bas puanlı bir faiz artırımı. Yani yılı %40 faizle tamamlamak. %35 olan faizi %37,5'a çıkarıp tekrar Ocak ayına kadar %40'ta bu işi tamamlamak gibi bir piyasa beklentisi var karşımızda. Özellikle Perşembe günü Amerika'da şükran günleri nedeniyle borsalar kapalı olacak. Dolayısıyla Perşembe, Cuma günleri de sıkıcı bir gün geçireceğimizi söyleyebilirim. Yılın son aylarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hem küresel piyasalarda hem yurt dışı piyasalarda Aralık ayı itibariyle biraz daha yılı iyi kapatalım, morali kapatalım. İşte çok yoruldu 2023 yılı. İnsanlar da yatırımcılar da çok yoruldu. Biraz daha iyimser bir kapanış yapalım mücadelesi içerisinde bir süreç görebiliriz. Ama genel itibariyle baktığımız zaman hem küreselde hem yurt dışı piyasalarda yoğun başlıklarımız halen kalmaya devam ediyor. Yine başta jeopolitik gerilimler, yine enflasyonla alakalı mücadele süreci hem Kasım hem Aralık ayında yine ekonomilerin iki sıralamasında yine olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında kısmen bir gerileme görebiliriz. Bu da geçen hafta özellikle Amerikan verisi açıklandıktan sonra altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler, dolar endeksinde düşüşler görmüştük. Yine gram altın tüm zamanların rekoru olan yeni rekor, aslında rekorlar daha çok göreceğiz ama yeni rekor 1902 lira seviyesiydi. Buralar görüldü. Yine dolar TL kurunda yeni bir zirve gördük. 28.75 lira seviyesi. Özellikle Avro TL kuru Euro dolar paritesine destek alarak 31.50 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 31.41 lira seviyesinde. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarında yeni zirveler gördüğümüz bir haftayı geride bıraktı. Bu hafta hafif bir gerileme, yani dolar karşısındaki döviz kurlarında, işte yine altın ve gümüş fiyatlarında kısmen bir geri çekilme göreceğiz. Özellikle bu hafta borsa tarafında yukarı yönlü hareketler beklediğimi rapor ettim. 8.107 puan seviyesine kadar endeks tarafında bir yükselişin mümkün olacağını ifade ettim. 7.918 puanda şu anda. Ve dolayısıyla buralar biraz daha temkinli olmak lazım borsaya karşı. Yukarıda 8.000 puan seviyesinin altında kalamadıkça aşağıda yine 7.500 destek seviyesi var. Bu bant aralığında gelen giden, haber akışlarına göre tepki veren bir piyasa karşımızda olacak. Özellikle geçen hafta serbest piyasalarda, fiziki tarafta 1902 lira seviyesini gören yatırımcısı da tüh keşke alsaydım, alamadım, geç kaldım diye üzülmüşse, işte bu hafta bu pişmanlığını tekrar yerini fırsata bırakabilir. Bu hafta tekrar ons altın tarafını takip etmeli gram altın yatırımcısı. 1965 dolar seviyesi, devamında 1958 dolar seviyesi ons altında geçerli. Buranın karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan işte 1860 lira, 1857, 55 lira seviyesi buralardan tekrar alımını yapabilir. İşte bundan 1,5 ay önce 1860'dan gram altın almayan, bu pişmanlığı yaşayan
Bugün 1850 lira seviyesine rahmet okuyor. Büyük bir ihtimalle tekrar 2000 lira seviyesini yıl sonuna kadar hedef alan bir gram altını gördüğü zaman yine 2000 lira seviyesinde gram altın almak zorunda kalan yatırımcılar olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta euro, altın, gümüş almak isteyen yatırımcılar için bir fırsat oluşumu olacak. Bu fırsatı değerlendirmeli. Yine orta ve uzun vadeli olarak doları bir yatırım aracı olarak görmediğimizi, doların sadece bir ödeme aracı olduğumuzu sık sık ifade ediyorum. Tabii ki dolar tarafında, dolar TL kuru tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kur tarafında beklenti anketinde yeni bir güncelleme oldu. 29.99 lira seviyesi. Marketlerde böyle 99'lu rakamlar olur ya, 30 değilmiş de 29.99 liraymış gibi bir rakam karşımızda var. Daha önceki yayınlarımızda 29.70 lira seviyesini telaffuz etmiştim. Özellikle 2024 yılında dolar TL kurunda 45 lira seviyesini görebiliriz. O yüzden dövizle ticaret yapan, döviz borcu olan veya döviz borçlanmayı düşünenler de düşünmemeli gibi uyarılarımız vardı. Bu uyarılarım halen geçerli. 2024 yılında beklentim 45 lira seviyesi dolar TL kurunda. Ancak bu şu demek değildir. Yani bugün dolar alalım, kenarda tutalım, 45 lira olunca satalım. En az getiri sağlayan bir para birimidir dolar kuru. Dolardan uzak durmalı. Hatta şöyle ifade edebilirim. Artık dolar endeksi malum şu anda 103.53 seviyesinde. Kademeli kademeli düşmeye devam ediyor. 2024 yılı itibariyle dolar endeksinde 100 seviyesinin altında rakamlar göreceğiz. Dünya yavaş yavaş dolardan uzaklaşıyor. Yani bunu bir yatırım aracı olarak görmüyor. İşte 2024 yılına girmeden parasını seven dolardan kurtulsun. Uyarım bu. Bunu nasıl yapabilir? Tabii ki parite üzerinden euro'ya geçmek suretiyle. Diğer yayınlarımızda yaklaşık 3 aydır diyorum ki euro dolar paritesi 1.0450-1.05 bandında. Buralar ucuz değil, buralar bedava. Şu anda euro dolar paritesi 1.0918 seviyesinde. Ve hedef olarak da 1.12 devamında 1.15 seviyesini telaffuz ediyorum. İşte o zamanında euro alan bence isabetli bir karar verdi. Peki bu hafta ne olacak? Yine 1.08 seviyesine kadar gerileme var. Buralarda bedava olmasa da yine ucuz. Yine elinde dolar bulunan, bu dolarını parite üzerinde euro yapan, sterlin yapan, altın yapan, gümüş yapan 2024 yılının hazırlığını yapmış olacak. Bu sefer 2024 yılındaki analiz raporlarımızda veya getirilerde veya götürülerde şunu söyleyeceğiz. Bugün ektiğinden pişman olmayan dönüp ektiğine bakacak. Dolayısıyla bugün ekim zamanı 2024 yıllarının pozisyonunu almak lazım. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı 2024 yılı ile alakalı kuru beklentilerini söylüyor. Ve dolayısıyla burada rakamsal değerler, Amerika Merkez Bankası Fed, Avrupa Merkez Bankası Fed okuyabilene çok güzel anlatıyor. Dolar diyor ki mesela Amerika Merkez Bankası, ben 2024 yılında faiz artıracağım, kenarda bekleyeceğim diyor. Bu dolar endeksi düşeceğim diyor Türkçesi. Avrupa Merkez Bankası yine faiz artırabilirim diyor. Burada güçlü bir euro dolar paritesi karşımıza çıkmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Sürekli bu tarafı körüklemeye devam ediyorlar. Yani Orta Doğu şu anda ateş çemberi arasında ama bir sonraki atakta yani 2024 yılında bu sefer herkes aynı Rusya-Ukrayna savaşını unuttuğu gibi Orta Doğu'daki savaşı da unutacaklar. Bütün dünya Çin-Tayland gerilimine odaklanacak. Tayland'da özellikle savaş çıkacak mı? Amerika destekliyor mu? Bu işin sonu nereye varacak gibi. Dünyada çok böyle savaş gerginliği de konuşulacak. Yine küresel ısınmayla alakalı, gıda kriziyle alakalı, yine küresel ısınmanın getirdiği kitlesel göçlerle alakalı, evet kitlesel göçlerle alakalı ciddi problemler de dünya genelinde yaşanacak ve toplumsal kaosların, sokak çatışmalarının olacağı haberleri de gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız finansal okuryazarlık noktasında yine varlıklarıyla, birikimleriyle kumar oynamaktan ziyade kendini bir yatırımcı olarak görürse damlaya damlaya göl olur, kenarda beklerim, 3-5 aylık yatırımcıyım falan derse bence isabetli bir karar verir. Ha, çok özgüven içerisinde
Ben bu işi çok biliyorum. İlla bütün paramı borsaya gömeceğim, bütün paramı dolara gömeceğim, bütün paramı altına gömeceğim diye bir iddiada bulunuyorsa, onu 2024 yılında sanırım büyük bir felaket beklediğini söyleyebilirim. Biraz da boykot haberlerinden bahsetmek istiyorum. Hani şimdi çerçeveyi daha büyük, resmi daha büyük görmek açısından hani doların üzerinden gidiyoruz ya o anlamda. Şimdi insanların da yapmış olduğu, gerçi sen hafta sonu Kıbrıs'taydın ama biz İstanbul'da marketlerde, alışverişlerde gördüğümüz kadarıyla gerçekten büyük bir boykot haberleri, boykot çalışmaları devam ediyor. İnsanlar bireysel olarak içlerinden gelerek bunu yapıyor ve ekonomistler de Netanyahu'ya şunu söylüyorlar: eğer biraz daha böyle devam edersen, astım astım kestim kestik şeklinde devam edersen ülkenin batacağını, iflas edeceğini vesaire bunlardan bahsediyor. Senin görüşün nedir? Bu boykotlar devam ederse dünya genelinde özellikle de böyle bir yaptırım söz konusu olabilir mi? Evet, geçen hafta bu konuyla alakalı geniş bir köşe yazısı yazdım. Özellikle tabii ki her şeyde olduğu gibi bu boykot konusunda da samimi olanlar var, samimi olmayanlar var. Samimi olmayanlar 3-5 kişi, cahil, cuhala takım. Bunlar sosyal medyada yaptıklarını, bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Bu da başkasına malzeme oluyorlar. Bu tamamını kapsamıyor. Gerçekten oradaki sivil vatandaşların şehit olmasına, oradaki çoluk çocuğun katledilmesine, orada bir soykırım yaşanmasına manevi olarak üzülen, elinde sadece boykottan başka bir şey gelmeyen toplumlar da var, insanlar da var. Ve STK'lar önderliğinde bu boykotlarını hala devam ettiriyorlar. Hiç kimse zannetmesin ki bu boykotlardan bir şey çıkmaz. Hayır efendim, çok güzel şeyler çıkar. Ve çıkıyor da zaten. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Bu boykotların arkasında siyasi liderlerinin hesap vereceği bir süreç mutlaka gelecektir. Yani şirketler söz konusu kayıp olunca, şirketlerin iflası söz konusu olunca, şirketlerin mali tablosu bozuk olunca, ki şu anda Türkiye içinde olmak üzere bütün dünya enflasyonla mücadele ediyor. Dünya büyük bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Zaten işler iyi değil. Dolayısıyla insanlar zaten bir yerlerden kısmak için, bir yerlerde bir farkındalık oluşması için zaten bahane bekliyordu. Yani ya ben şu alışkanlığımdan vazgeçmem lazım, şu markalardan vazgeçmem lazım diye zaten alım gücü azaldığı için bir bahane bekliyordu. Bu iyi bir bahane olmuş oldu. Ve dolayısıyla manevi duygular da burada körüklenince, ki biz toplum olarak gerçekten dediğim dedik astım astık. Yani biz bir şeye karar vermişsek bu iş arkasına kadar götüren bir toplum olduğumuz için bizim için marka vesaire önemli değil. Yani toparlayacak olursam bu boykotları siyasi liderler ağır bedeller ödeyecek. Ne zaman ki şirketler batmaya başlayacak, bu sefer neyin olduğunu anlayacak. Ha, nasıl bedel ödeyecek siyasi liderler? Tabii ki ülkeler seçime gidecek. Seçimlerde kaybedecekler. Koltuklarından olacaklar. Yani, tabii ki koltuklarından olacak. Yani boykot sadece yani bunu almasak da ne olur mantığı değil. Damlaya damlaya göl olur. Yani birlikten güç doğar ve dünya tarafında şu anda boykot ciddi bir anlamda çağrılar var. Ve bu çağrıların karşılık bulduğunu şahsen gözlemliyoruz. Şirket bilançolarına bakıyoruz. Şirketlerin şu andaki istihdam raporlarına, şirketlerin siyasi liderlerine karşı yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Boykot çok başarılı bir şekilde şu anda devam ediyor. O yüzden bütün herkes lütfen gardını almaya, elinden geleni yapmaya devam etsin. Bir nebze de olsa, katkısı olursa diye. Çok teşekkür ederim vermiş olduğun değerli bilgiler için. Perşembe günü yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakal. Teşekkürler. Evet, İslam Memiş'le Paranın Şifresi'nde bu hafta burada noktalıyoruz programımızı. Perşembe günü yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.